Evet, şimdi sayı kesir problemlerine devam edelim. Bilinmeyen herhangi bir sayı x olsun. Şimdi burada anlatacaklarım denklemleri kurmak için bizim için önemli yani. Bu denklem kurmayı bilmemiz gerekiyor. Bir sayının 3 fazlası dediğimiz zaman hemen x artı 3 diyeceğiz. Hani sayımıza x demiştik. Bir sayının 3 eksi dediğimizde x eksi 3'ü kastediyor. Bir sayının 2 katı dediğinde 2x. Bir sayının 2 katının 7 fazlası 2x artı 7. Bir sayının 7 fazlasının 2 katı, 7 fazlasının 2 katı diyor. X artı 7'nin 2 katı olacak. Parantez burayı unutmayın. Bir sayının 4'te 1'i x bölü 4 anlamına gelir. Bir sayının yarısının 2 fazlası o zaman x bölü 2 artı 2 olur. Ya da 1 bölü 2 çarpı x zaten o x bölü 2 anlamına gelir. Bir sayının 2 fazlasının yarısı x artı 2 bölü 2 anlamı olur. Bir sayının karesi derse x kare. Bir sayının 3 eksiğinin karesi önce eksilteceğiz sonra karesini alacağız. X eksi 3'ün parantez karesi. Bir sayının 2 katının küpü o zaman 2x'in parantez küpü. Çünkü 2 katını al sonra küpünü diyor. 2x'in küpü yani 8x küp. Bir sayının küpünün 2 katının bir fazlası. Bir sayının küpü demek x küp. 2 katı demek 2x küp. Bir fazlası demek 2x küp artı 1. Bir sayının bir eksiğinin yarısı 5 ise sayım x olsun. Bir eksi demek x eksi 1. Yarısı derse bölü 2 eşittir 5. Yani x eksi 1 bölü 2 eşittir 5. Bir sayının karesinin 2 fazlası yani x kare artı 2 kendisine eşitse eşittir x diyeceğim o zaman. X kare artı 2 eşittir x. Herhangi iki sayı x ve y olsun. Şimdi bununla ilgili terimlere bakalım. İki sayının toplamı diyorsa x artı y anlamı var. İki sayının farkı diyorsa x eksi y ya da y eksi x'tir. İki sayının çarpımı x çarpı y. İki sayının oranı x bölü y de olabilir, y bölü x de olabilir. İki sayının karelerinin farkı x kare eksi y kare. İki sayının farkının karesi o zaman x eksi y'nin parantez karesi. Bununla bunun arasındaki farka dikkat edin. Burada bana diyor ki iki sayının karelerinin farkı. Yani x kare ile y karenin farkı. Burada ise iki sayının farkının önce farkını al. Yani x eksi y sonra karesini al diyor bana. İki sayının karelerinin toplamı bu da x kare artı y kare anlamına gelir. İki sayının toplamının bir eksiğinin karesi. Yani x artı y toplamının bir eksiğinin karesi. Parantez kare. Ardışık sayılardan en küçük olanı x olsun. Ardışık iki tam sayının toplamı. En küçüğüne x dersek diğeri x artı 1'dir. X ile x artı 1'in toplamı. Ardışık 3 tam sayının toplamı x, x artı 1, x artı 2 aralara toplama atarız. Ardışık 2 tek sayının toplamı. Şimdi biz x dersek o tek sayıya ondan sonra gelen tek sayı 2 fazla olacağından x ile x artı 2 olur. Ardışık 2 çift sayının toplamı eğer biz x'e çift dersek x ile x artı 2. Bakın 3 numara ve 4 numarayı aynı formatta yazabiliriz. Çünkü ben x'e tek dersem tek olur, çift dersem çift olur. Ardışık 3 tek sayının toplamı. Şimdi bu sefer de x'e tek dediğimi düşünün. X, x artı 2 ve x artı 4 deriz. Ardışık 3 tek sayıdan en büyüğü, en küçüğünün 4 bölü 3'üne eşitse. Burada zaten ardışık 3 tek sayı söylemiştik. En büyüğü x artı 4, en küçüğü de x. O zaman x artı 4 eşittir. 4 bölü 3 çarpı x. Yani 4x bölü 3 diyebiliriz. İki sayıdan biri diğerine 2 katına eşitse. Ben o zaman bu sayıların birine x, birine 2x derim. İki sayıdan biri diğerinin 3'te 1'ine eşitse. O zaman ben birine x, birine x bölü 3 diyebilirim. Ya da birine x, birine 3x diyelim. Burada küçük olan x bölü 3 büyük olan x'tir. Burada ise küçük olan x büyük olan 3x'tir. Bu şekilde de değerlendirebilirim. İki sayının toplamı 7 ise bu sayılar. Burası önemli işte. Yaş problemlerinde de çok söyleyeceğiz. Biri x ise diğeri toplamı 7 olduğundan 7 eksi x'tir. Yani toplamından x'i çıkartacaksınız. O ileride diyeceğiz ki işte annesiyle kızının yaşları toplamı 40.
O zaman biri x, biri 40-x olacak. İki sayının farkı 7 ise bu sayılar. Farkı 7 ise biri x ise diğeri x artı 7 olabilir. Yani ondan 7 fazladır. Ya da biri x ise diğeri ondan küçük olabilir. X eksi 7 şeklinde olabilir. Şimdi sorularda uygulayalım. 4 katının 3 eksiğinin 2 bölü 5'i 10 olan sayı kaçtır? Hemen sayımıza x deriz. 4 katının 3 eksiği 4x eksi 3'tür. 2 bölü 5'i demek 2 bölü 5 ile çarpmak demektir. Eşittir 10. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak önce şu 2'yi dağıtırız tabi. 8x eksi 6. Şu 5 ile de 10'u çarparsak 50. 6'yı buraya attık. 8x eşittir 56. X eşittir 7. Şimdi bilen arkadaşlarımız şu an sıkılmış olabilirler. İleride çok güzel sorular var. Benim bunları anlatma mecburiyetim var. Çünkü bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. 1 eksenin 1 bölü 3'ü ile 3 fazlasının 1 bölü 4'ünün toplamı 15 olan sayı kaçtır? Sayımız x olsun. Hemen 1 eksenin 1 bölü 3'ü x eksi 1 bölü 3 ya da 1 bölü 3. 3 fazlasının 1 bölü 4'ü çarpı 1 bölü 4 eşittir 15 demiş. O zaman ben burayı x eksi 1 bölü 3, burayı x artı 3 bölü 4 şeklinde algılayabilirim. Paydalarını hemen eşitlerim. Buraya 4, buraya 3 yazarım. 4x eksi 4. Burayı çarparsam 3x artı 9. Paydada 12 var. Eşittir 15. Yukarı düzenlersem 7x artı 5 yapar. 12 ile de 15 çarparsam 180. 5'i salladım buraya ve 7'ye böldüm. X'i 25 buldum. Bu soruları şıklardan da gidebilirsiniz. Yani 25'i alırsınız. Burada söylenilen şeyleri uygularsınız. 15 çıkıyorsa işaretlersiniz. İki doğal sayının karelerinin farkı 17. Biri x, biri y olursa x kare eksi y kare. Bu iki sayının çarpımı kaçtır? Hemen yazalım. X kare eksi y kare 17. Çarpanları ayırmada görmüştük. Leyla Mecnun. O zaman x eksi y çarpı x artı y eşittir 17. 17 asal bir sayıdır. Şunu unutmayın. Bir asal sayı iki sayının çarpımı şeklinde 4 biçimde yazılır. 1 çarpı 17. 17 çarpı 1. Eksi 1 çarpı eksi 17. Eksi 17 çarpı eksi 1. Bu ihtimalleri unutmayın. Ama doğal sayı dediği için buradan 1 çarpı 17 ya da 17 çarpı 1 ihtimali düşüneceğiz. Bura fark olduğu için buraya 1, buraya 17 demek mantıklı olur. O zaman hemen diyorum ki x eksi y eşittir 1. X artı y de 17. Taraf tarafa topluyorum. Y'ler gider. 2x eşittir 18'den. X 9 bulunur. Madem x 9'dur, y'nin de 8 olduğu aşikardır. Bu iki sayının çarpımı 9 çarpı 8'den cevap 72 olur. Unutmayın, bir asal sayı iki sayının çarpımı biçiminde 4 şekilde yazılır. 1 çarpı 17, 17 çarpı 1, eksi 1 çarpı eksi 17, eksi 17 çarpı eksi 1. Bir salonda 28 erkek 12 bayan vardır. Salona kaç evli çift gelirse salondaki bayan sayısı erkek sayısının yarısına eşit olur. Şimdi hemen yazıyoruz erkek bayan. 28 tane erkek var, 12 tane bayan var. Buraya evli çift geliyor. Evli çiftin gelmesi demek kaç tane erkek gelmişse o kadar da bayan gelmiştir. Diyelim ki x tane evli çift geldi. O zaman x tane erkek gelmiştir. Erkekler 28 artı x olmuştur. Bayanlar da 12 artı x. Bize ne diyor? Bayan sayısı erkeklerin yarısına eşit olur. Yani bayanlar erkeklerin yarısına. O zaman erkekleri ikiye bölüp bayanlara eşitleriz. Buradan hemen içler dışlar çarpımı yaparsak 28 artı x eşittir 24 artı 2x. X'i buraya 24'ü şuraya yollarsak x 4 olur. Demek ki 4 evli çift gelmesi gerekiyor. Yine dediğim gibi şıklardan gidebilirsiniz. Düşünsenize 4 şıklarda 4 var. 4 erkek gelirse 32 olur. 4 bayan gelirse 16 olur. İşte 32'nin yarısı 16. Çat diye işaretlersiniz hemen. Bir terzi elindeki kumaştan 15 tane pantolon dikebiliyor. Terzi bir pantolonu 20 santim daha uzun kestiğinde ise 12 tane pantolon dikebiliyor. Buna göre terzinin elindeki kumaş kaç metredir? Şimdi arkadaşlar, öncelikle bir tane pantolonun boyuna x diyelim. Bize önceden 15 tane dikebiliyorsa 15 çarpı x'tir kumaşın boyu. Düşünsenize işte bir pantolon boyu 20 santimdir. 15 tane pantolon dikiyorsa 15 kere 20 300 dersiniz. Bu da onun gibi pantolona x dediniz 15 çarpı x. Sonra diyor ki eğer pantolon 20 santim daha uzun kesseydi, yani pantolonlar x artı 20 olsaydı her biri,
12 tane pantolon dikiliyormuş çarpı 12. O zaman buradan hemen 15x eşittir 12x artı 240 attık buraya 3x 240 ve x 80 olur. Bir tane pantolonun boyu 80 santimmiş. Kumaşın boyu 15x'te. 15 ile 80'i çarparsak 1200 santim buluruz. Bizden kaç metredir demişti. 2 tane sıfırı silersek 12 metre deriz. Yani kumaşı kumaşa eşitledik. Bir çocuk evindeki merdivenin basamaklarını ikişer ikişer çıkıp üçer üçer inmektedir. Bu çocuğun çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından 15 fazla olduğuna göre merdiven basamak sayısı kaçtır denilmiş. Güzel bir soru. Klasik bir soru aynı zamanda. Şimdi çocuk inerken x adım atmışsa çıkarken x artı 15 adım atmıştır. Çünkü bakın çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından 15 fazladır diyor. Şimdi bu çocuk inerken üçer üçer çıkarken de ikişer ikişer çıkıyordu. Bakın ikişer ikişer çıkıp üçer üçer inmektedir. O zaman 3 ile x'i çarparsam merdiven olur. Tekrar söylüyorum burayı. X tane adım üçer üçer inerse 3x'tir merdiven boyu. Şöyle düşünün. Siz merdivenlerden inerken üçer üçer iniyorsunuz 10 tane adım atmışsınız. O zaman 10 çarpı 3'ten 30 tane merdiven vardır demez misiniz? Yani merdivenin basamakları dersiniz. Dolayısıyla 3x merdivendir. Çıkarken de 2 ile çıkıyordu. O zaman 2 ile çarpacağız burayı. Bu da merdiven sayısı, bu da merdiven sayısı. İkisini birbirine eşitleriz. 3x eşittir 2x artı 30, x eşittir 30. Ben x'e adım demiştim hatırlıyorsanız. Merdiveni soruyor. Madem x 30'dur, 3 çarpı 30'dan 90 tane merdiven vardır. Bu ikinci yol. Birinci yol, merdiven sayısına m derseniz. Siz ikişer ikişer çıkıyorsanız m bölü 2 adım atmışsınızdır. Üçer üçer iniyorsanız m bölü 3 adım atmışsınızdır. M bölü 3 artı 15, hani 15 fazla atıyordu ya, inerken attığı adım sayısından 15 fazla. İnerken m bölü 3 artı 15 fazlası çıkarken m bölü 2'ye eşittir. Buradan paydaları eşitlerseniz direkt m'yi 90 bulursunuz. Bu da birinci yol. Bir de üçüncü yol var. Şıklardan gitmek. Yani şıklarda 90 var. İkişer ikişer çıkıyorsam 90'ı 2'ye böldüğümde 45 adım yapar. Üçer üçer iniyorsam 90'ı 3'e böldüğümde 30 adım yapar. 45'ten 30'u çıkartsam da 15 fazla adımı bulurum. Çat diye işaretlerim. Aslında en güzel yol burada üçüncü yoldur. Bir parkta bir kısmı 4 kişilik, diğerleri 7 kişilik olan toplam 25 tane bank vardır. Banklardaki oturma yerlerinin tamamı 127 kişilik olduğuna göre 7 kişilik bank sayısı kaçtır? Bu da klasik bir soru. 4 kişilik ve 7 kişilik banklarımız var. Toplamda 25 tane varmış. 7 kişilikleri soruyor. Buna x dersek burası 25 eksi x olur. Düşünsenize 7 kişilik banklardan 10 tane varsa o zaman burada 70 tane insan oturuyor demez misiniz? 7 çarpı 10'dan 70 dersiniz. O zaman 4 ile 25 eksi x'i çarparsak buradaki insanı, 7 ile x'i çarparsak buradaki insanı, toplarsak da 127'ye eşitlersek tüm insanları bulmuş oluruz. O zaman 4 çarpı 25 eksi x artı 7 çarpı x eşittir 127 diyebiliriz. Buradan işlemimizi yapalım. 4 çarpı 25'ten 100 eksi 4x artı 7x 127 yapar. 3x eşittir 27, x 9 yapar. Direkt cevabımız 9 buluruz. Ve yine bu soruyu da şıklardan gidebilirsiniz. Düşünsenize şıklarda 9 var. 9 tane 7 kişilik bank varsa 9 çarpı 7'den 63 insan burada oturur. Toplamda 25 tane bank vardı. 9'unu çıkartırsanız 16 tane bank kalır. 16 çarpı 4'ten de burada da 64 insan oturur. 64 ile 63'ü toplarsanız 127 insan yapar. Çat diye işaretlersiniz. Evet, 600 litrelik bir havuz 6 ve 10 litrelik kovalarla su taşınarak doldurulacaktır. Kovaların her ikisinin de en az birer kez kullanılması koşuluyla bu havuzun tamamı en az kaç kova su ile dolar demiş. Şimdi arkadaşlar havuzumuzu çizdik. 6 ve 10 litrelik iki tane kovamız var. Havuzda 600 litre. Her ikisini de en az birer kez kullanmamız isteniyor. Ve en az kaç kova su ile dolar? Akıllı adam gider 10 litrelik kovayla doldurur. En çok bundan doldurur ki daha çabuk dolsun, daha az kovayla dolsun. Ama en az birer kez dediği için bunu da mutlaka kullanmalıyım. Diyorum ki bunu bir kez kullansam 6 litre yapar. 600'den 6'yı çıkarttığımda 594 yapar.
Ama 10'a bölünmez 594. O zaman olmadı. 2 çarpı 6 12 olmaz. 12'yi çıkartırsanız hani burası çift 600 burası. Burası da 10'un katı. Demek ki burası da 10'un katı olmalı. O zaman 3 de olmaz, 4 de olmaz. 5'e gelirsem. 6 çarpı 5 30. 600'den 30'u çıkarsam 570. 10'a bölersem 57 kez burayı bulurum işte. Demek ki buradaki mantık en az kaç kova suyla dolar derse büyük olan kovadan daha çok su getirmemiz gerekiyor. En çok kaç kova suyla dolar deseydi burayı daha çok burayı daha az getirirdik. Bir kez getirirdik mesela 10 litre yapardı. 600'den 10 çıkart 590 6'ya bölünür mü ona bakardık, ona göre ayarlardık. Toplamda kaç kovaydı? 62 defa diyoruz. 1 bölü 4'ü su ile dolu olan bir kabın içindeki su ile birlikte ağırlığı 6,5 kilodur. Kabın tamamı su ile dolu iken ağırlığı 20 kilogram olduğuna göre boş kabın ağırlığı kaç kilogramdır denilmiş. Şimdi hemen gösterelim. Bir tane kabımız var. 1, 2, 3, 4 tane parçadan oluşuyor. Ve toplamda 6,5 kilogrammış yazmışız. 4'te biri su ile dolu. Kabın tamamı su ile dolu iken de 20 kiloymuş. Ya şimdi burada çok belli. Bir birim doluyken 6,5, üstüne 3 tane daha geliyor ve 20 oluyor. O zaman bu fark bu 3 tane bölmedir. Hemen alıyorum. 20'den 6,5'u çıkarttım. 13,5 yapar. 3 tane bölme bu farkı oluşturdu. 13,5'u 3'e bölerim. 4,5. Demek ki bir birim 4,5'tur. Yani 4,5 kiloluk su vardır. Tamamı 6,5, bakın buradaki bu kova 6,5, bu havuz. 6,5'tan 4,5'u çıkartırsam boş kovanın 2 olduğunu çok rahatlıkla bulurum. Yani gelip şurada da yapabilirsiniz. Ya hocam işte burada 4,5, 4,5, 4,5, 4,5. Topla 18 yapar. Kap 20 ise demek ki 20'den 18 çıkart 2. Ama buradan yapan biraz mazoşisttir herhalde. Burada daha kolay bir şekilde soruyu çözebilir. Bir kesin değeri 2 bölü 3'tür. Değeri derken en sade hali. Ya bu adam 20 bölü 30 da olabilir, 200 bölü 300 de olabilir, 2 milyon bölü 3 milyon da olabilir. Kısacası biz 2x bölü 3x dersek rahatlarız. Bu kesrin pay ve paydasına 6 eklendiğinde kesrin değeri 4 bölü 5 olmaktadır. Buna göre başlangıçtaki kesrin payı kaçtır? Hemen 2x bölü 3x dedim. Bunu kestim, şuraya yapıştırdım. Bu çok önemli arkadaşlar. Kestim ve yapıştırdım. Şimdi bana pay ve paydasına 6 ekle diyor. Hemen de pay ve paydasına da 6'yı ekledim. Niye ben böyle bir şey yaptım? Birazdan göreceksiniz. Kesrin değeri 4 bölü 5 oluyor. İçler dışlar çarpımını yaptım hemen. Buradan işte 6 eşittir 2x'den x'i 3 buldum. Kesrin payı kaçtır? Bakın benim kesrim buydu. X 3 ise 2 çarpı 3'ten cevap 6 olur. Ama ben bunu hiç yapmayıp direkt üstünde yapsaydım payı burası gibi görebilirdim. 2 çarpı 3 6 artı 6'dan 12 diyebilirdim. Sınavda o stresten böyle yapabilirsiniz. Onun için bu şekilde kesrin değeri gibi sorularda hemen yazın ve ona karışmayın, kopyalayın. O kopyaladığınızın üzerine işlem yapın. İlk duruma sakın karışmayın. Evet, burada bir notumuz var. Bir telin ucundan A birim kesilirse orta noktası A bölü 2 birim kayar diyor. Yani sen diyor telden ne kesersen onun yarısı kadar orta nokta kayar. Cümleyi tersten kuralım. Halkımın en büyük eksikliği tersten düşünememek zaten. Orta noktası ne kadar kaymışsa iki katı kadar kesmişizdir. Eklesek de aynı şeyler geçerlidir. Yani düşünün ki bir tel var 100 santim, ortası 50. Sen gittin bu telden 20 santim kestin. O zaman orta noktası kestiğin 20'nin yarısı kadar kayar. Yani 22'ye böl 10, 10 birim kayar. Eskiden 50 idi, 10 birim kayarsa 40 olur. Gerçekten de düşünsenize 100 santimden 20 santimi kesseniz 80 kalır, ortası da 40 olur. Dolayısıyla tersten düşünürsek orta noktası 10 santim kaymışsa demek ki biz 2 katı kadar yani 20 santim kesmişizdir. Eklesek de aynı şeyler geçerlidir dedi. Şimdi örnek üzerinde görelim. Bir parça telin ucundan 9'da 1'i kesildiğinde telin orta noktası eski durumundan 5 santim kaymaktadır. Abi hemen tersten düşün. 5 santim kaymışsam demek ki ben 10 birim kesmişim. 10 santim. Kestiğim de telin 9'da 1'iymiş. O zaman 10 çarpı 9'dan tel 90'dır. Bu kadar basit. Orta 5 kaymışsa demek ki 10 kesmişizdir. 9'da 1'i 10 ise demek ki 9 çarpı 10'dan tel 90'dır deriz.
Tamamı dolu olan bir su deposunun birinci gün 1/3 kullanılıyor. İkinci gün depodaki suyun 150 litresi kullanılınca deponun yarısı boşalmış oluyor. Buna göre birinci gün kaç litre su kullanılmıştır? Şimdi bu sayı kesir problemlerinde yapacağınız iş buradaki rasyonelleri tespit etmek. Birinci gün 1/3. Bu 1/3 demek. İkinci gün depodaki suyun 150 litresi kullanılınca deponun yarısı. Bu da 1/2 demek. Hemen bunları çarpın, paydaları yani. 6x diyerek soruya başlayacaksınız. Başlayalım. Birinci gün 1/3. 6x'in 1/3 2x yapar. Bu kullanıldı. İkinci gün depodaki suyun 150 litresi kullanılmış. İkinci günde 150 litre kullanılmış. Deponun yarısı boşalmış oluyor. O zaman bununla bunun toplamı deponun yarısı demek ki. Depoda 6x ise yarısı 3x'tir. Demek ki bununla bunun toplamı 3x. Bura zaten 2x'te. Demek ki bu x'tir. Değil mi? Tekrar ediyorum. Bununla bunun toplamı deponun yarısı. Deponun yarısı 3x. Burada 2x ise bura x'tir. Demek ki x 150'dir. Birinci gün kaç litre su kullanılmıştır? 2 çarpı 150'den 300 deriz. Dediğimiz gibi 2x artı 150 eşittir 3x'ten. X 150 çıkar. Birinci günde 150 çarpı 2'den 300 litre kullanılmıştır. Yani siz 6x diyerek soruya başlarsanız çok rahat çözersiniz. Bir öğrenci elindeki kitabın birinci gün 1/3, ikinci günde kalanın 1/3 okuyor. Geriye kitabın 40 sayfası kaldığına göre kitabın tamamı kaç sayfadır? Şimdi ilk rasyonel ifade 1/3 burada. İkincisi kalanın 1/3 burada. Başka da bir şey yok. Şimdi 1/3 paydada 3'te 3'ü çarptık. 9x ile başladık. Birinci gün 1/3 okuyordu. 9x çarpı 1/3'ten 3x'i okudum. İkinci gün kalanın diyor. 9x'ti tamamı, 3x gittiyse 6x kaldı. 6x'in 1/3'ü 2x okudu. İlk gün 3x okudu, ikinci günde 2x okudu. Geriye kitabın 40 sayfası kalmış. Zaten ben buradan 3x ile 2x'i toplasam 5x yapar. 9x'ten 5x'i çıkartırsam 4x kaldığını görürüm. O da 40 sayfaya eşitmiş. X buradan 10 çıkar. Kitabın tamamı kaç sayfadır? 9x'ti. 9 çarpı 10'dan cevabımız da 90 olur. Yine dediğim gibi paydaları çarparak işe başlamamız bizim için kolay olur. Bir de bu kuyruk soruları var. Bu kuyruk sorularında yapmanız gereken şey kuyruktaki insan sayısını bulmanız. O da nasıl bulunur? Kuyruktaki insan sayısı baş artı son eksi 1'dir. Şimdi soru üzerinde göstereceğim. Kuyruktaki insan sayısı, bunu bir yere not alın. Baş artı son eksi 1'dir. Soruyu okuyalım. Vedat bir bilet kuyruğunda sondan 12. sırada, Sedat ise baştan 20. sıradadır. Vedat ile Sedat arasında 7 kişi olup, Vedat Sedat'tan önce geldiğine göre kuyrukta kaç kişi vardır? Gösterelim. Şimdi bakın. Vedat sondan 12. Yani Vedat bu taraftan 12. sırada. Sedat da baştan 20. sırada. Ve arada 7 kişi var. Notumuz bize diyor ki kuyruktaki insan sayısı baş artı son eksi 1. Bakın baş artı son derken aynı adamın başıyla sonu. Vedat'ın başı Sedat'ın sonu değil. Vedat'ın başı Vedat'ın sonu. Ya da Sedat'ın başı Sedat'ın sonu. Aynı adamın başıyla sonu. Şimdi diyelim ki biz Sedat'a göre iş yaptık. Hatta bakalım ilk başta kime göre yapmışız? Sen Sedat'a göre. Sedat'ın baştan 20. olduğu belli. Biz Sedat'ın sondan kaçıncı olduğunu bulmalıyız. Burası 12 ise geri geliriz. Arada 7 kişi var. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Demek ki Sedat sondan 4.'dür. O zaman baş 20, son 4. Toplayalım. 20 artı 4 eksi 1'den 23 çıkar. Şimdi de soruyu Vedat'a göre yapalım. Vedat dediğimiz kardeşimiz sondan 12. Baştan kaçıncı olduğu belli değil. O zaman biz baştan kaçıncı olduğunu bulacağız. Baş kelimesi burada olduğu için buna göre düşüneceğiz. 20 ise 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Demek ki baştan da 12'ymiş. Vedat baştan da 12, sondan da 12. 12 artı 12 eksi 1'den cevap 23 olur. Bunu unutmayacaksınız. Kuyruktaki insan sayısı baş artı son eksi 1'dir. Yine bir kuyruk sorusu. Bir bilet kuyruğunda Eylül baştan 12. sıradadır. Kuyrukta Eylül'den sonraki kişi sayısı Eylül'den önceki kişi sayısından 13 fazla olduğuna göre kuyrukta kaç kişi vardır demiş. Şimdi hemen canlandıralım. Baş diyelim, son diyelim. Eylül baştan 12. sıradaymış. Bize diyor ki
Kuyrukta Eylül'den sonraki kişi sayısı, Eylül'den sonraki kişi sayısı, Eylül'den önceki kişi sayısından 13 fazla. Eylül'den önce kaç kişi var? 11 kişi var. Eylül'den sonraki kişi sayısı, Eylül'den önceki kişi sayısından 13 fazlaysa 11'e 13 eklersiniz, arkasında 24 tane insan olduğunu bulursunuz. Arkada 24 insan var, önde 11 insan var, bir de Eylül var. O zaman 11, 1 ve 24 toplarsanız 36 bulursunuz. Bu normal bir yol. Şimdi bir de bu baş artı son muhabbetinden yapsak. Eylül'ün baştan 12. olduğu belli zaten. Sonun arkasında da 24 kişi var. Sondan ise 25. olur değil mi? Arkada 24 kişi varsa kendi 25 olur. O zaman baş artı son eksi 1'den 12 artı 25 eksi 1 cevabımız yine 36 çıkar. Timuçin bir test sınavındaki soruların 2 bölü 3'ünü doğru, geri kalan soruları yanlış cevaplıyor. 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü bu sınavda Timuçin'in 56 neti olduğuna göre kaç soruyu yanlış cevaplamıştır? Şimdi hemen 4 yanlış bir doğruyu götürüyormuş ve testteki soruların 2 bölü 3'ünü doğru cevaplamış. Biz başlayalım. Test sorularına 3x diyelim. 2 bölü 3'ünü doğru cevaplamışsa doğrular 3x'in 2 bölü 3'ü 2x'tir. Yanlışlar da x'tir. Ve bize 4 yanlış bir doğruyu götürüyor diyor. O zaman ben x tane yanlış yaptıysam x bölü 4 tane doğrumu götürür. Düşünsenize 12 tane yanlış yapmışım. 4 yanlış bir doğruyu götürürse 12'yi 4'e bölerim, 3 tane doğrumu götürür. Burada da demek ki x'i 4'e bölmem gerekiyor. O zaman benim doğrularım 2x'ti. Beni götürenler ise x bölü 4 yanlışlarım var. Netim de 56'ymış. Eşittir 56. Buradan hemen 4 kere 2 8x, x'i çıkartırsak 7x bölü 4 56, 7 ile 56'yı sadeleştirin 8, 8 kere 4'ten 32 çıkar x. Bize kaç soru yanlış cevaplamıştır diyor. Zaten biz yanlışlara x demiştik, cevabımız da 32 olur. Yine bu soruda çok güzel şıklardan gidilir. Evet, bu soruya bakalım. Bir sınavda her doğru soruya 10 puan verilmekte, her yanlış soru için 4 puan geri alınmaktadır. Bu sınavda 100 soru cevaplayan bir öğrenci 230 puan aldığına göre kaç soruyu doğru cevaplamıştır deniliyor. Doğrularımıza 10 puan veriliyor. Soruyu bir iyice anlayalım. Yanlışlarımıza da 4 puanımızı alıyorlar. Bu sınavda da 100 tane soru cevaplanmış. Öğrenci de 230 puan almış. Şimdi doğru ve yanlış. Biz hemen madem ki 100 tane soru var, o zaman x tane doğru yapalım, 100 eksi x tane de yanlış yapalım. Doğrularımıza 10 puan veriyorlarsa 10x puan aldık. Yanlışlarımızdan 4 puan bizden alıyorlarsa bunu 4 ile çarpıp bundan çıkartmam gerekiyor. Eksi 4 çarpı 100 eksi x, o da 230'a eşitmiş. Buradan hemen 10x eksi 400 artı 4x 230'a eşit. 14x, 400'ü yolladık 630. 630'u 14'e böldük ve x eşittir 45 bulduk. Bize de kaç soruyu doğru cevaplamıştır diyor. Demek ki doğru cevapladığı soru sayısı 45 olur. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişer ikişer otururlarsa 8 öğrenci ayakta kalıyor. Üçer üçer otururlarsa bir sıra boş kalıyor. Buna göre bu sınıfta kaç öğrenci vardır? Benim en hassas olduğum soru tiplerinden biri. Öğrenciler bu soruyu yanlış yaptıkları zaman anlatmama rağmen çok sinir oluyorum. Lütfen siz de iyi dinleyin ve denemelerde karşınıza çıkarsa yanlış yapmayın. Şimdi arkadaşlar, sıra sayısına x dersek, ikişer ikişer oturursa o zaman 2x oturmuş olur. Düşünsenize 10 tane sıra var, ikişer ikişer oturuyor. O zaman 20 tane öğrenci olur. O zaman sıra sayısıyla 2'yi çarptığımızda oraya oturan öğrenci sayısını buluruz. Üstüne bir de 8 öğrenci ayakta kalıyormuş, artı 8. Şu anda bu öğrenci sayısı. Burada sorun yok. Öğrenciler burayı doğru yapıyor. Yanlış yaptıkları yer şu ondan sonraki cümle. Yani 3'er 3'er otururlarsa bir sıra boş kalıyor. Hemen yaptıkları şey 3x eksi 1. Abi sen 3x dediğinde insan, eksi 1 dediğinde sıra. İnsandan sırayı nasıl çıkartırsın? Bunu şöyle yapacaksın. Hani bir tane sıra boş kalıyorsa 3 çarpı x eksi 1 dersin. Yani bir tane boşsa demek ki x eksi 1 tanesi doludur. O zaman buraya lütfen dikkat edin. Hani böyle yapamıyorsan o zaman şöyle yap. De ki tam oturmuş olsalardı 3x otururlardı. Bir tane sıra boşsa oraya 3 kişi oturması gerekiyordu. Oturmadığına göre 3x eksi 3. Direkt şunu yazabilirsin. Onun için lütfen buraya dikkat edin.
Attık buraya x eşittir 11. Sıra sayısı 11. Bize kaç öğrenci vardır diyor. X yerine 11'i yazarsak 22 artı 8'den cevabımız 30 olur. Lütfen burayı unutmayın. Bakın ben daha çok şu ikinci yolu seviyorum. Şurayı. Yani diyorum ki 3 öğrenci üçer üçer otururlarsa, bütün sıralara otursalardı 3x olurdu. Bir tane sıra boş kalıyor. Demek ki oraya 3 kişi oturmayacak. 3x eksi 3. Bir top kumaşın önce 1 bölü 3'ü, sonra kalanın 1 bölü 3'ü ve sonra da kalanın 1 bölü 2'si satılıyor. Toplam 140 metre kumaş satıldığına göre geriye kaç metre kumaş kalmıştır deniliyor. Full rasyonel ifade var. Ben size paydalarını çarpmanızın sizin için hayırlı olduğunu söylemiştim. 1 bölü 3, 1 bölü 3 ve 1 bölü 2 ifadeleri var. 3 çarpı 3, 9, 9 çarpı 2'den 18x dememiz iyi olur. Önce 1 bölü 3'ü, 18x'in 1 bölü 3'ü 6x yapar. Sonra kalanın, o zaman 18'den 6'yı düş, 12x, kalan 12x'tir. 1 bölü 3'ü, 12x'in 1 bölü 3'ünü bulursak 4x. Daha sonra da kalanın, 12x kalmıştı, 4x daha gitti, kalan bize 8x. Kalanın 1 bölü 2'si satılıyor. 8x'in 1 bölü 2'si de 4x yapar. 8x'den 4x daha gidersek kalan 4x olur. Toplam 140 metre kumaş satıldığına göre, bakın bu kalan. Satılan o zaman tamam 18x değil miydi? Satılan nedir o zaman? 18x'ten 4x'i çıkartırsak satılan 14x olur. Bu da 140 metreye eşitmiş. Dolayısıyla burada 140 eşittir 14x'ten x'i 10 buluruz. Geriye kaç metre kumaş kalmıştır? Bu kadar kalmıştı. 4 çarpı 10'dan cevap 40 olur. Yani dediğim gibi arkadaşlar 18x baksanıza yazdıktan sonra soru rahatlıkla çıkar. 3 kalem, 2 silgi ve 5 dosya kağıdına ödenen para miktarı ile 2 kalem, 4 silgi ve 6 dosya kağıdına ödenen para miktarı eşittir. Bunu da severiz size. Buna göre 10 silgi ve 5 dosya kağıdına ödenen para miktarı ile kaç kalem alınabilir? Hemen yazalım. 3 kalem, 2 silgi ve 5 dosya. Eşitmiş 2 kalem, 4 silgi ve 6 dosya. Buradan ben bunu 2K'yı buraya atsam K yapar. 2S ile 5D'yi de buraya atarsam 2S artı D yapar. Yani bir kalem fiyatına 2 tane silgi ile defter alınabiliyormuş. Bana diyor ki buna göre 10 silgi ve 5 dosya kağıdı. 10 silgi ve 5 dosya. Ya dikkat edin burasıyla burasının arasında nasıl bir ilişki var? Hemen görmüşsünüzdür. 2 silgi, 10 silgi 5 kat. Deftere 5 defter 5 kat. Demek ki buranın 5 katı. Demek ki 5 tane kalem alınabilir. Evet. Bir kutuda 13 beyaz, 12 mavi, 10 sarı bilye vardır. Kutudan toplam 24 tane bilye alınıyor. Buna göre kutuda en çok kaç tane beyaz bilye kalmış olabilir denilmiş. Şimdi bazı arkadaşlarımız var. Burada beyaz, mavi, bilye falan görüyor. Aman Allah'ım bu işte olasılık sorusudur deyip hemen geçiyor. Ya Allah için her gördüğünüz beyaz, mavi, sarı sorusunu olasılık sorusu zannetmeyin. Şıklara bakın. Bir defa olasılık sorusu olsa, gerçi burada şık yok ama olasılık sorusu olsa 1 bölü 2, 2 bölü 3, 3 bölü 5 gibi şıklar olur. Bunların şıkları öyle olmaz. 5, 6, 7 gibi olur. Yani bunlar bir yorum sorusudur. Bakın şimdi ne diyor bize? 13 beyaz, 12 mavi, 10 tane sarı bilye varmış. Kutudan toplam 24 tane bilye almışız. Kutuda en çok kaç tane beyaz bilye kalmış olabilir diyor. Sen beyaz bilyenin kutuda kalmasını istiyorsan o zaman diğerlerinden alacaksın. Diğerlerini al ki beyazlar kalsın. 12 mavi ile 10 sarıyı aldın 22 tane yaptı. Ama sen 24 tane almışsın. Kalan 2 taneyi de beyazdan mecbur alacaksın. O zaman 11 tane beyaz kalır en fazla. Şimdi bunun olasılıkla ne alakası var? Dediğimiz gibi kutuda en çok beyaz kalmasın tüm mavi ve sarı bilyeler alınmalıdır. 22 bilye. 24'ten de çıkartırsan 2 bilye de beyaz olmalıdır. O zaman kutuda kalan beyaz bilyeler 11 olur dedik. Bir kutuda 15 beyaz, 12 mavi ve 10 sarı bilye vardır. Kutudan en az kaç bilye alınmalıdır ki her renkten kesinlikle birer tane alınmış olsun? Yine olasılık sorusu değil. Yine böyle kaçmayın bu sorudan. Bu tip sorularda yapmanız gereken şey ben ne kadar talihsizim. Bunu söyleyeceksiniz. Sizden ne isteniyorsa olmasın diye uğraşın. Sizden istenen bakın ne diyor? En az kaç bilye alınmalıdır ki her renkten kesinlikle birer tane alınmış olsun. Şimdi ben geliyorum. Önce çektim beyaz. Her renkten birer tane almak istiyorum ya. Şanslı olsam şu anda mavi çekerim.
Ama ben talihsizim abi, yine beyaz çektim. Tekrar çek, beyaz çektim. Şanslı olsam mavi sarı çekerim. Olmuyor işte, o kadar talihsizim ben. Çektim 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 ta ki bütün beyazları bitirene kadar beyazları çektim. Sonra mavi çektim. Şanslı olsam hemen sarı çekerim. Çünkü benden her renk istiyor ya, beyaz, mavi, sarı. Ama şanslı değilim ki. Ben talihsizim. Mavi çektim. Çektim, çektim, çektim. Hep mavi çektim. Bu sefer de mavileri kurutana kadar çektim. Sonra artık iş bitti zaten. Yani yapacak şey, çekeceğim şey sarı olur. E o zaman düşünün. Beyazların hepsini çektim, 15 tane beyaz var. Mavilerin hepsini çektim, 12 tane mavi var. Sarılardan bir tane çekersem 3 tane olmuş olur. 15 tane burada var. 12 tane burada var, 27. Bir tane de sarı çekersem 28 tane çektiğimde kesinlikle 3 renkten almış olurum. Hani bazı arkadaşlar şöyle diyebilir. Hocam cevap 3. Nasıl 3? Bir tane beyaz çektim, bir tane mavi, bir tane sarı. Ya adamdaki bala baksanıza. Yani direkt diyor ki ben önce beyaz çektim, sonra mavi çektim, sonra sarı. 3 taneyle işi bitirdi. O zaman o adama şunu söylersin. Kardeşim çektiğin 3 tanenin 3'ünde beyaz olma ihtimali var mı yok mu? Ya da mavi ya da sarı. Var. O zaman kesinlikle diyor bana. Ben 28 tane çekersem kesinlikle 3 rengi de almış olurum. Lütfen buna dikkat edin. Yine benzer bir soru. Bir kutuda 15 beyaz, 12 mavi, 10 sarı bilye vardır. Ha bir geri geleyim. Şimdi buradaki soruda da bazı arkadaşlar da şunu ezberler. İşte en büyük olan iki taneyi toplayıp bir ekleyelim. Kafaya bunu koymuş. Koysun onu kafaya, bir sonraki soruda ne yapacak görürüz. Bir kutuda 15 beyaz, 12 mavi, 10 sarı bilye bulunmaktadır. En az kaç bilye alınmalıdır ki kesinlikle herhangi bir renkten 3 tane alınmış olsun. Herhangi bir renk. Yani beyazsa beyaz beyaz beyaz, maviyse mavi mavi mavi, sarıysa sarı sarı sarı. Herhangi bir renkten yeter ki 3 tane olsun. Şimdi ne almam gerektiğini anladım. Herhangi bir renkten 3 tane. Ama ben talihsizim arkadaş. Gittim çektim, beyaz geldi. Talihli olsam ne gelecek? Yine beyaz gelecek. Çünkü bana herhangi bir renkten 3 tane al diyor. Yani beyaz 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 istiyorum. Ama ben talihsizim, çektim mavi geldi. Şimdi 3. topta talihli olsam ya beyaz ya mavi gelir. Ama ben bahtsızım. Ben çektim sarı geldi. 4. topta ister beyaz ister mavi ister sarı herhangi biri gelsin. Sonuçta bir tanesini ikileyecek değil mi? Farz edin ki beyaz geldi. Şimdi 2 tane beyazınız var. 5. top yine beyaz olsa 3 beyaz olup işi bitireceksiniz. Ama siz talihsizsiniz. Mavi çektiniz. Şimdi ne güzel, 2 beyaz 2 mavi. Beyaz ya da mavi gelse iş bitecek. Ama gelmiyor işte. Bu kadar talihsiz, bahtsız adamlarız biz. Sonra sarı geldi. Artık bundan sonra ister beyaz gelsin, o zaman 3 tane olur. İster mavi gelsin, 3 tane olur. İster sarı gelsin, 3 tane olur ve bu iş biter. Herhangi bir renkten 3 tane almış oluruz. Dolayısıyla 7. topta bu iş biter. Dediğim gibi arkadaşlar, bu tip sorularda ben ne kadar talihsizim demeyi unutmayın. İki mumdan birincinin boyu ikincinin boyundan 4 santim daha kısadır. Birinci mum 5 saatte, ikinci mum 4 saatte yanıp bitiyor. Mumlar aynı anda yanmaya başladıktan 2 saat sonra boyları birbirine eşit oluyor. Buna göre başlangıçta iki mumun boyları toplamı kaç santimdir demiş. Anlayalım yine soruyu. Birincinin boyu ikinciden 4 santim daha kısaymış. Birinci 5 saatte, ikinci 4 saatte yanıp bitiyor. Şimdi ben o zaman biri 4 saatte yanıp bitiyorsa ve biri de 5 saatte yanıp bitiyorsa buna diyorum ki kardeş sen 5 saatte yan bit, sen de 4 saatte yan bit. Çünkü birincinin boyu 4 saatte daha kısa. Yani bunu kısa aldım. Bu biraz daha uzun. Şimdi bu 5 saatte bitiyorsa yavrum diyorum senin boyun 5x olsun. Hani böyle rasyonelle uğraşmak istemiyorum. Senin boyun da 4x olsun demek saçma olur değil mi? Boylar bir kere farklı. Senin boyun da 4y olsun. O zaman sen 5 saatte 5x'i bitiriyorsan saatte x bitirirsin. Sen de saatte y bitirirsin. Bana ne diyor şurada? Mumlar aynı anda yanmaya başladıktan 2 saat sonra. Sen 2 saatte 2x bitirirsin A mumu. B mumu da 2 saatte 2y yanar. A mumundan kalan boy 3x'tir. B mumundan kalan boy nedir? 2y'dir. Bizde de diyor ki boylar birbirine eşit olacak. O zaman 3x eşittir 2y. Buradan x'i 2'nin katı, y'nin de 3'ün katı alabiliriz. Şurayı tekrar anlatayım. Şimdi biz
2 saat içerisinde A'dan 2x yandığını, B'den de 2y yandığını biliyoruz. Burada kalan boy nedir? 3x'tir. Burada kalan boy 2y'dir. Bunlar birbirlerine eşitmiş. O zaman eşitledik ve x'i 2k, y'yi de 3k bulduk. Geldik buraya, artık dedik ya, x'ten ve y'den kurtulalım. O zaman x yerine 2k'yı yazarsak bura 10k boyuna gelir. Y yerine 3k'yı yazarsak burada 12k olur. Bitti soru. Bu bundan ne kadar büyük? 2k. Zaten burada da yazıyor, 4 santim diyor. Demek ki 2k 4'e eşittir, k da buradan 2. Ya da ne dersiniz? 10k'ya 4 eklersem 12k olur. K'yı 2 bulduk. Buna göre başlangıçtaki 2 mumun boyları toplamı sorulmuş 22k'dır. 22 ile hatta k'nın 2 olduğunu söylemiştik. 20'ye 24. İstiyorsanız da 22k 2 ile çarpın, 44 deyin. Cevabı da 44 buluruz. Güzel bir soruydu. 25 kilogramlık tereyağını 300 TL'ye alan bir tüccar, bu tereyağının net ağırlığı 250 gram olan paketler halinde satacaktır. 25 kilogramlık tereyağını 300 TL'ye almış. Bu tereyağını da net ağırlığı 250 gram olan paketler halinde satacak. O zaman 1 kilo 1000 gramdır. 250 grama bölersem 4 paket. 1 kilo da 4 paket. 25 kilo da 100 paket. Devam edelim biz. Her paket için 60 kuruş paketleme masrafı yapacaktır. Bu bakkal 25 kilogram tereyağı satışından da 100 TL kar elde etmek istediğinden bir paket tereyağını kaç TL'den satmalıdır demiş. Güzel. 25 kilo bir defa 25 bin gram yapar. 250 grama bölersek 100 paket olduğunu buluruz. Biraz önce ben daha farklı söylemiştim. İsteyen de öyle yapabilir. Hani 1 kilo 100 bin gramdır. 1000 gramı 250'ye bölerim, 4 paket yapar. 25 kilo da 100 paket yapar. Bu adam ne yapıyor? Her pakete 60 kuruş paketleme masrafı. O zaman 100 paketten 100 çarpı 60'tan 6000 kuruş. Biliyorsunuz 1 TL 100 kuruştur. 2 sıfırı silerseniz buradan 60 TL bu adamın paketleme masrafı oldu. Bu adam bir de gitti tereyağını 300 liraya almadı mı? Bu adamın toplam masrafı 360 lira oldu değil mi? Harcamalar ve kar. 360 lira. Bir de üstüne 100 lira kar elde etmek istiyor. Bu adam o zaman toplamda 460 lira para kazanmak istiyor. Burayı anladınız değil mi arkadaşlar? Şimdi 300 lira başlangıçta kendi harcadı. 60 lira da paketi harcadı. 100 lira da kar etmek istiyor. O zaman bu adamın cebine 460 lira paranın girmesi gerekiyor. Nereden girecek bu para? Buradan girecek. Bu 100 paketi satarak bulacak. 460 paketi 100'e böl. Bir tane paketi 4.6 liraya satarsa bu bakkal bu parayı kazanır. Bir market 3 soda kapağı getirene bir soda bedava vermektedir. Bu marketten 70 tane soda alan Emin en çok kaç tane soda içmiştir? Tehlikeli bir soru. Şimdi 3 soda kapağına bir tane bedava veriliyor. Bir ÖSS bunu sormaz da yine de biz anlatalım. Şimdi 70'i 3'e bölünsün diye 69 artı 1 şeklinde ayırdık. 69'u 3'e böldük, 23 yapar. Demek ki 69 tanesini içti ya, onun karşılığında gitti verdi bakkala, 23 tane bedava aldı. Sonra buradaki 1 ile bu 23'ü toplarsak 24 yapar. Bu 24 denenin hepsini içti. Sonra gitti bu borçların hepsini markete verdi. 24'ü 3'e bölünce 8 tane daha bedava aldı. Sonra bu 8'i 6 artı 2 diye ayırdık. Bu 6 taneyi içti. 6'yı 3'e böl. 2 tane buradan bedava aldı. 2 de şurada içmediği vardı. Toplamda 4 etti. Bu 4'ü 3 artı 1 diye ayırdık. Gitti bu 3 taneyi içti. 3'ü 3'e böldü. Bir tane bedava aldı. Bir tane de burada vardı. 2 tane oldu. Bu 2 taneyi içti. Bedava medava yok. Şimdi içilenleri toplayalım. Önce 69 tane şurada içmişti. Sonra 23 tane bedava, bir tane de burada vardı. 24 tanenin hepsini içti. Sonra şuraya geldi. Gitti bak markete verdi. 8 tane bedava aldı. Onun 6 tanesini içmişti. 6 tanesi içince ona 2 tane bedava verilip 2 artı 2'den 4 olmuştu. O 4'ün 3'ünü içmişti. 3'ün karşılığında 1 bedava almıştı. Buradaki 1 ile de birleşip 2 tane içmişti. Dolayısıyla içilenler bunlar. Toplarsanız da 104 yapar. Tehlikeli bir soru mu? Evet, tehlikeli bir soru. Yani ÖSS'nin bunu soracağını da pek de zannetmiyorum diyorum. Bunu sordu ama bunun benzer sorusunu sordu. Bir kreşte toplam 35 çocuk vardır.
biri erkek biri kız olmak üzere iki çocuk gelmezse kreşteki her bir erkek çocuğun erkek arkadaşlarının sayısı kız arkadaşlarının sayısının 1/3 katı oluyor. Buna göre kreşte toplam kaç tane kız çocuğu vardır? Şöyle düşünün arkadaşlar, mesela biz bir yerdeyiz. 10 tane erkek var, 20 tane de bayan var. 10 erkekten herhangi biri benim. Ben diyorum ki, biri bana soruyor, senin diyor kaç tane erkek arkadaşın var? Ben de diyorum ki 9 tane. Ben kendimi arkadaşım diye sayamam ki. 10 erkek varız, benim 9 tane erkek arkadaşım var. Yani kendi cinsim oradaki erkek sayısının bir eksiğidir arkadaş olarak. Ama bana sorsalar ki senin kaç tane bayan arkadaşın var? 20 tane direkt. 20 tane bayan vardı, 20'si de arkadaşım derim. Burada önemli olan kendi cinsinin arkadaş sayısının bir eksik olduğu toplam cinsine göre. O zaman çözelim şimdi. Erkek ve kız. X tane erkek var, Y tane kız var. Biri erkek, biri kız olmak üzere iki çocuk gelmezse. X eksi 1'e, Y eksi 1 oldu şimdi. Kreşteki her bir erkek çocuğun erkek arkadaşlarının sayısı. Şimdi X eksi 1 tane çocuk varsa onun arkadaşları X eksi 2'dir değil mi? Şimdi burada X artı Y'nin 35 olduğunu vermiş. Toplam 35'ti. X eksi 2'dir. Kız arkadaşlarının sayısının 1/3 katı oluyor. O zaman kız arkadaşları y eksi 1'di. Y eksi 1/3 yapar. Buradan iç dış yaparsak hemen y bir denklemde buradan elde ederiz. Bu iki denklemden de yok etme metodunu uygularsak 4x eşittir 40, x eşittir 10 buluruz. X 10 ise y de 25'tir. Bize neyi soruyor? Kreşte toplam kaç tane kız çocuğu vardır? Cevap da 25 olur. Şimdi bu soruyu şöyle de çözerdiniz. X erkek var, 35 eksi x kız var. Böyle diyebilirdiniz. Hatta keşke öyle deseydik, daha güzel olurdu. İki tane denklemle uğraşmazdık. Üçüncü yolda şöyle diyebilirsiniz. Şıklardan gidersiniz. Kreşte toplam kaç tane kız çocuğu var? Diyelim ki kreşte 25 tane kız var. Toplamda 35 tane çocuk varsa 10 tane de erkek var. Şimdi yazın bir kenara. 10 erkek var, 25 tane de kız var. Bir erkek bir kız gelmedi. O zaman 10 erkekten bir tanesi gelmezse 9 erkek kalır. 25 kızdan bir tanesi gelmezse 24 tane kız kalır. Sonra kreşteki her bir erkek çocuğun erkek arkadaşlarının sayısı. Şimdi 9 erkeğin içinden herhangi birinin erkek arkadaşları 8 kişidir. Kız arkadaşları da 24'tü. 1/3'ü 8 yapar. Tuttu mu? Tuttu. Demek ki şıklardan gitmek de gayet güzel. Tavşan, tavuk, civciv ve ördeklerin bulunduğu bir kümesteki hayvanların toplam baş sayısı 70. Toplam ayak sayısı 168'dir. Buna göre bu kümesteki tavşan sayısı kaçtır? Şimdi burası önemli. Tavşan kaç ayaklıdır? 4. Maalesef bazı arkadaşlarımız 2 diyor. Bunun sebebi de Bugs Bunny. Bu çizgi filmi izleye Bugs Bunny oradaki tavşan hep 2 ayağı üzerinde yürüyordu. Dolayısıyla biz de tavşan deyince 2 ayak zannediyoruz. Unutmayalım, tavşan 4 ayaktır. Tavuk 2 ayak, civciv 2 ayak, ördek 2 ayak. Kafa ise hepsinde bir tane kafa var. Şimdi yapalım. Tavşandan x tane olsun. Tavuk, civciv, ördekten y tane olsun. Çünkü bunun 4 ayağı var, bunların ikişer ayağı var. Şimdi o zaman baş sayısını sorsam x artı y'dir. Değil mi? Çünkü bunların toplamına ben y dediysem baş sayısı x artı y'dir. Ama ayak sayısını sorsam x tane tavşan varsa 4x ayak vardır. Burada da y tane baş varsa her birinin ikişer ayağı olduğundan 2y tane ayak vardır deriz. Düşünsenize bunların toplamı 50. 50 tane hayvan var. Her birinin 2 ayağı varsa 50 çarpı 2. Y tane hayvan varsa 2 ile çarparsan 2y yapar. Geç bunlara böyle insan hayvan diyesi de gelmiyor yani. X artı y'ye 70 dedim. 4x artı 2y'nin de 168, ayak sayısını 168 vermiş. Yok etme metodunu uygulayalım. Yukarıya eksi 2 ile çarpıp y'leri yok ettik. 4x eksi 2x'den 2x eşittir. Burayı 140 yapar burayla çarparsak. Çıkartırsak da 28, x 14 çıkar. Demek ki tavşan 14 tanedir deriz. Bir çocuk bakkaldan 26 tane gofret alırsa bakkala 1620 kuruş borçlanıyor. 18 tane gofret alırsa 780 kuruşu artıyor. Buna göre bu çocuğun kaç kuruşu vardır denilmiş. Şimdi bakalım. 26 tane gofret alırsa demiş. Bakkala 1620 lira borçlanıyor.
18 tane alırsa 780 lirası artıyor. Ya bu çocuk 1620 lira borçluyken birden 780 kuruşu artıyorsa bunun nedeni nedir? 26 gofret yerine 18 gofret almasıdır. Yani 26'dan 18'i çıkartırsak 8 gofretlik farktır. Bu da ne kadar paraya denk gelir? 1620 artı 780'den 2400. Şimdi diyeceksiniz ki niye topladın? Düşünün ki bir asansördesiniz. Üçüncü kattan eksi ikinci kata ineceksiniz. O zaman kaç kat inersiniz? 3 kat inip sıfıra gelirsiniz. Sıfırdan da eksi ikiye 5 kat. Adam 1620 lira borçluydu. Bu borç kapandı. Üstüne 780 lira arttı. Demek ki bu 8 gofret 1620 ile 780 liranın toplamı kadar bir şey. O zaman 2400'ü 8'e bölersem bir tane gofretin 300 kuruş olduğunu bulurum. Sonra şu cümleden yapmak istiyorum. 18 tane gofret alırsa. 18 tane gofret demek 18 çarpı 300'den 5400 lira demek. Çocuğun 780 lirası daha artıyormuş. Yani bu kadarı gitti marketçiye verdi 5400. 780 lira da artıyor. Yani buna 780 lira da eklersek çocuğun cebindeki parayı buluruz. 6180 lira deriz. Yani şuna göre yapmak istesen 26 ile 300'ü çarparsın. 1620'yi çıkartırsın. Çünkü çocuğun parası yetmiyor. Bu kadar da borçlanıyor. Yine aynı cevabı bulursun. Ahmet 10 dakikada 7 soru, Cihan ise 12 dakikada 5 soru çözüyor. Ahmet ile Cihan birlikte çözdükleri toplam 67 sorudan kaç tanesini Ahmet çözmüştür demiş. Şimdi Ahmet 10 dakikada 7 soru, Cihan da 12 dakikada 5 soru. Hemen zamanlar eşitleyelim. Bunlar 60'ta birleşir. Burayı 6 ile burayı da 5 ile çarparsam 60 dakikada 42 soru çözüyor. Cihan ise 60 dakikada 25 soru. Yani toplamda 1 saatte 67 soru çözüyor. Gidip de 60 ile 60 toplayıp 120 saat demeyin. Aynı saat ya. Ben 1 saatte bu kadar soru çözüyorum. Cihan da 1 saatte bu kadar 25 soru çözüyor. O zaman 1 saatte toplam 67 soru çözülür. Bize de ne diyor? Birlikte çözdükleri toplam 67 sorudan. Tam da 67'ymiş burası da. Kaç tanesini Ahmet çözmüştür? Ahmet'in çözdüğü 42 tane soru var. Eğer 67 değil de hani bunun 2 katı 134 deseydi biz de 2 katı 2 katı alır cevabı ona göre söylerdik. Evli bir çiftin en tane çocuğu olmuştur. Evlenen bu çocukların da her birinin en sayıda çocuğu olmuştur. Meydana gelen büyük aile topluluğundaki tüm bireylerin sayısı 65 olduğuna göre en kaçtır diye güzel bir soru sorulmuş. Şimdi evli bir çift, iki kişi burada. Bunların en tane çocuğu var. Bunların iki kişi olduğunu söyledik. En tane çocuk var. Bunlar evlendi, yanlarına eşleri geldi. O zaman iki el oldu burası. Tekrar anlatıyorum burayı. En tane çocuk var. Evlenince eşleri yanlarına gelince iki en kişi olur. Sonra bu en tane çiftin her birinin en tane çocuğu olmuş. En sayıda. O zaman en çarpı n'den n kare, her birinin en tane ya, n karede çocuk var. Bunların toplamı eşittir 65. Buraya atarsınız. Bu denklemde çarpanlarını ayırırsanız n'i 7 bulursunuz. Yani böyle çözmek bana hiçbir şey kazandırmaz. ÖSYM başkanı gelip de kapıda beni karşılayıp da öpmez. Aferin yavrum, elle çözdüm demez. Şıklardan gideceksin arkadaşım, şıklardan. Bazı soruları böyle yapacaksın. Mesela en 7 şıklara diyeceksin ki evli bir çift. Hani baba anne iki kişi var. 7 tane de çocuğu oldu diyeceksin. Hani 7 olsaydı. Bu 7 tane çocuk eşleri gelince 14 kişi olurlar. Sonra bu 7 ailenin her birinin 7 tane çocuğu olmuşsa 7 kere 7'den 49 tane torun olur. 49 torun var. 7 tane evlat ve eşleriyle birlikte 14 tane de anne baba var. 49'da 14'ü topladın 63. Bir de en başta anne baba var 65. Tuttu mu? Tuttu. Demek ki cevap 7. İşte bu soruyu böyle çözün. Buna benzer sorularda hep şıklardan gitme mantığını uygulayın. Lokantada yemek yiyen 45 kişilik grubun bazı üyeleri konuk oldukları için hesap ödememiştir. Büyük ihtimal bayanlardır. Bu yüzden ötekiler 30 lira fazla vererek 150'şer lira ödemiştir. Buna göre gruptaki konuk sayısı kaçtır? Şimdi güzel bir soru. Ben diyorum ki eğer diyorum erkekler ödemeseydi. Hani 30 lira fazla vererek 150'şer lira ödemiş ya. Ödemiyorum diyor. Herkes bu parayı ödeyecek arkadaş dediler.
O zaman her biri 120 lira para ödeyecekti. Kaç kişi? 45 kişi. O zaman toplam hesap 45 çarpı 120'den 5400 lira ödenecekti. Ama bazıları ödemedi işte. Biz de kibarlık yaptık. Onların yerine ödedik. Ama ne kadar ödedik adam başı? 150'şer lira. 5400 lirayı 150'şer lira ödeyerek ödedik. Paylaşarak ödedik. 5400'ü 150'ye bölersek 36 tane adamın para ödediğini görürüz. O zaman 45 kişiydik. 36'yı çıkartırsak burada 9 kişinin bayan olduğunu tespit etmiş oluruz. 700 paket eşya araba veya hamalla taşınacaktır. En çok 60 paket eşya götürebilen araba, her gidiş için 80 lira. En çok 20 paket götürebilen hamal ise her gidiş için 30 lira almaktadır. Eşyanın tümü en az kaç liraya taşınır denilmiş. Şimdi iki alternatifimiz var. Biri araba, biri hamal. Araba 60 paket götürüyor. Hamal 20 paket götürüyor. Araba götürdüğüne 80 lira alıyor. Hamal ise 30 lira alıyor. Şimdi bunlar bu kadar bilgi var ya. Bunları ben mutlaka şekil üzerinde göstermeliyim. Hemen böyle bir şey çizdim. Araba 60 paket, hamal 20 paket. Arabaya 80 lira diyorum, hamala 30 lira diyorum. Şimdi hangisi daha karlı? Tabii ki araba karlı. Neden? 60 paket, 20 paket. Bunun 3 katını alsam 60 paket, 3 katı 90 lira. Hamala 90 ödeyeceğime arabaya 80 öderim. Normal şartlar altında böyle. 700 paketim var. O zaman 60'a bölerim. 760'a böldüm. 11 kere 60, 660, 40 paket arttı. 11 defa arabayla gittim. Kaldı 40 paket. Ben bu 40 paketi de arabayla götürsem 80 lira gidecek değil mi? Her bir sefere 80 liraya gidiyor. 40 paketi 80 liraya götüreceğim. Onun yerine bu 40 paketi hamalla anlaşsam, ya arkadaş sen 20 paketi 30'a götürüyorsun, o zaman 40 paketi 60'a götürürsün. Demek ki bu 40 paketi hamalın götürmesi daha mantıklı. O zaman 40 paket, burayın 11 defa olduğunu anladık. 40 paketi hamal götürecekti. 40'ı 20'ye böldük, 2 defa da hamal gidecek. Eşyalar taşındı, artık bundan sonra para alma zamanı. 11 çarpı 80'den 880 lira arabaya, 2 çarpı 30'dan 60 lira hamala, toplamda da 940 lira harcama yapmış olduğumuzu tespit ederiz. Umarım şurayı anlamışsınızdır. Bu 40 paketi arabayla götürseydik 80 lira para verecektik. Ama bu 40 paketi hamal 2 defa da götürür, 60 lira verir. Buna da günlük hayatta dikkat etmemiz gerekir. 20 çocuğun bulunduğu bir çocuk balosunda erkek çocukların birincisi 5 kız arkadaşıyla, ikincisi 6, üçüncüsü 7 ve her seferinde kız çocukların sayısı 1 artmak üzere sonuncu erkek çocuğu tüm kız arkadaşlarıyla dans etmiş. Buna göre balodaki erkek çocuk sayısı kaçtır? ÖSYM'nin geçmiş yıllarda sorduğu nadide güzel sorulardan bir tanesi. Erkek ve kız. Şimdi düşünün. Birinci erkek 5 kızla dans etmiş. İlk etapta 5 katı diye bakabilirsiniz. 4 fazlası diye de bakabilirsiniz. İkinci çocuk 6 kızla. Şimdi 5 kat olay bitti. 4 fazlası devam ediyor. Üçüncüsü 7 kişiyle dans etmiş. 4 fazlası oldu, artık garantileşti. Demek ki burada ben kaç erkek olduğunu bilmiyorum ya. X tane erkek varsa, bayanlar da hep 4 fazlasıysa, X artı 4 tane bayan vardır diyebilirim. İşte burası çok önemliydi. 4 farkı tespit ettik ya. Kaç erkek olduğunu bilmiyorum, X erkek dedim. O zaman bayanlarda 4 fazlası olduğu için X artı 4. Soru bitti bundan sonra. X ile X artı 4'ü toplayıp 20'ye eşitleriz. Buradan da X eşittir 8 çıkar. Demek ki 8 tane erkek varmış deriz. Evet, bu soruya bakalım. Bir adam doğrusal bir yolda 10 adım ileri 3 adım geri atarak ilerliyor. Mehteran marşı gibi. Toplam 180 adım attığına göre kaç adım ilerlemiş olur? Güzel. Şimdi 10 adım ileri 3 adım geri. Aslında bu adam 13 adım atmış. Ne kadar ilerlemiş? 7 adım ilerlemiş. O zaman ben 180'i 13'e bölerim. Hani her 13 adımda bir 7 ilerleyecek ya. Kaç defa bu 13'ü yapmış? 180'i 13'e böldüm. Tesadüf, burası da 13 çıktı. 169, kalan 11. Yani 13 defa bu olay tekrarlanmış. 11 adımı da artmış. Her seferinde hani 13'te 7 ilerliyordu ya. 13 defa tekrarlanmışsa 13 çarpı 7'den bu adam bir defa 91 ilerlemiş.
Kalan 11 adım. Şimdi bu adam bu 11 adımı nasıl yapacak? 10 adım ileri gidecek, 1 adım geri gidecek değil mi? Çünkü 10 adım ileri, daha sonra geri gidecek. 11 adımsa 1 adım geri gidecek. Yani 9 adım ilerlemiş olacak. Toplamda da 100 adım ilerlemiş olur. Buraya dikkat edin. Hem iki defa da 13-13 çıkması tesadüf. Biraz kafanızı karıştırmış olabilir. Burayı tekrar anlatayım. 10 adım ileri, 3 adım geri, yani toplamda 13 adım. 13 adımda sen ne kadar ilerledin arkadaş? 7 adım. O zaman ben de diyorum ki bu 13 kaç defada tekrarlanmış? 180'i 13'e böldüm. 13 defa tekrarlanmış bu olay. 13 ile 7'yi çarpınca 91 ilerledim. Kalan 11 adım. Ben bu 11 adımı ne yapacağım? 10 gideceğim, 1 döneceğim. Niye 1 dönüyorum? Çünkü 11 atmam lazım. Yani normalde 3 adım geri gideceğim ama 11 adımım var. 10 gideceğim, 1 döneceğim. Yani 9 ilerlemiş olurum. Toplarsam da 100 ilerlemiş olurum. 6 dakikada 3 zinciri birbirine takan bir kuyumcu 21 zinciri kaç dakikada birbirine takar? Çok hoş bir soru. Şimdi öğrenciler bunu oran orantı zannediyor. Hemen şöyle düşünüyor. İşte 6 dakikada 3 zincirse 21 zincir kaç dakikada? 7 katı 42 işaretliyor. Ya arkadaş, bu kadar kolay soru olur mu ya? Bu kadar kolay soru olur mu? Normalde rasyonelde şurada burada olur ama problemlerde olmaz. Onun için şöyle bir düşünün. 3 tane zinciriniz var bakın. Takma eylemi nasıl yapılıyor? Bu zincirle bu zinciri taktın. 1. Bu zinciri de geldin buraya taktın. 2. Bakın 3 zinciri 2 takma işlemi uyguladın. 4 zincir olsa bir tane daha getirsen buraya, o zaman 3 takma işlemi. Kaç tane zincir varsa 1 eksiği kadar takma işlemi uygulanır. O zaman 3 zincire 2 takma işlemi uyguladıysam, değil mi? 2 takma 21 zincire 20 takma işlemi uygularım. Hemen şöyle bir orantı yaparım. 2 takma süresi 6 dakikaysa 20 takma süresi kaç dakikadır? Hemen buradan iç dış yaparım ve x'i 60 dakika bulurum. Güzel bir soruydu. Bu soru daha sonra karşınıza şöyle de gelebilir. 6 dakikada bir odunu 3 parçaya bölen bir adam 21 parçaya kaç dakikada böler? Bir odunu sen 3 parçaya bölmek için kaç tane vuruş yaparsın? 2 tane. Yani baltayı bir kere vurdun, 2'ye bölündü. Bir kere daha vurdun, öbür parça da 2'ye bölündü. O zaman 3 tane parça oldu. Demek ki nedir? Bu soru tiplerine çok dikkat etmemiz gerekir. 20 metre derinliğindeki bir kuyunun dibindeki bir kurbağa gündüzleri 10 metre yukarı çıkıyor ve geceleri 6 metre aşağı kayıyor. Kurbağa kuyunun ağzına kaç günde ulaşır? Bu da tehlikeli bir soru. Şimdi 20 metre derinliğinde. Şimdi bu kurbağa ne yapıyordu? Gündüzleri 10 metre yukarı çıkmış, geceleri de 6 metre aşağı kaymış. Yani 4 metre yukarıya çıkabilmiş bir günde. Değil mi? 10 yukarı çık, 6 aşağı in. Demek ki 4 metre. Hemen gelip de 20'yi 4'e bölüp de cevap 5 sakın demeyin. Bunlar tehlikeli sorulardır. Şimdi düşünün. Dedik ya 4 metre yükseldi. Birinci gün yükseldi 4. İkinci günde 4. Üçüncü günde 4. Şimdi şuraya geldi. 4, 8, 12. Toplamda 20 metreydi. Şurası 8 metre şu anda. Şurası. Adam gündüzleri, adam diyorum, kurbağa gündüzleri 10 metre zıplıyordu. Burası 8 metre. Kurbağa çat zıpladı gitti. Tekrar sen niye bunu içeri alıyorsun? Almayacaksın abi. Bu tip sorularda hemen kuyunun ağzına yakın bir yerlere kadar işlem yapacaksınız. Ondan sonraki zıplamayla zaten dışarı çıkıyor. Yani cevabınız 4 gün olur. Burayı da bir okuyayım sizin için. Bir günde 10 metre çıkıp 6 metre kayarsa 4 metre yükselmiş olur. 3 günün sonunda 12 metre yükselmiş olur. 4. gün sabah 10 metre zıplayıcından dışarı çıkmış olur. Çünkü buradaki mesafe 8'di. Yani cevabımız 4 olur. Ahmet 3 ise Hüseyin 5 ise olarak bir ortaklık kuruyorlar. Daha sonra Mehmet'i de 3'ü eşit koşullarda ortak oluyor. Mehmet de bunlara ortak olmuş. Bu ortaklığın gerçekleşmesi için Mehmet 16 milyar ödediğine göre bu paranın kaç lirasını Ahmet'e öder? Şimdi Ahmet'in 3, Hüseyin'in 5, Mehmet'in yok. Bir defa bunlar hisseleri ortak paylaşacaklar. Çünkü eşit hisselere geçecekler. 3, 5 daha 8, 8, 3'e bölünmüyor. Ben de 3'e bölünsün diye bunların 3 katını alıyorum. 3 çarpı 3'ten 9 ise, 3 çarpı 5'ten 15 ise bunun yok. Niye aldığımı anladınız değil mi? 3'e rahat bölünsün diye. Hemen burayı topluyorum, 24 ise.
Böldüm 3'e, adam başına 8 hisse düşer. Burası 8, değil mi? Burası 8, burası 8. Ahmet 1 hisse sattı. Hüseyin 7 hisse sattı. Mehmet de 8 hisse aldı. Zaten bu ikisini Mehmet aldı. Bunun karşılığında 16 milyar ödemişse, 8 hisse 16 ise 1 hisse 2 milyardır. Bu paranın kaç lirasını Ahmet'e öder? Ahmet'e 1 hisselik para ödeyecek. Demek ki Ahmet'e 2 milyar ödeyecek. Hüseyin'e 14 milyar ödeyecek. Evet arkadaşlar, sayı kesir yorum problemleri de bu. Ben sayı kesir problemlerinde paydada bulunan ifadeleri çarpıp ona göre bir x belirlemenizi, kuyruk sorularında baş artı son eksi 1 insan sayısını verdiğini, çubuktan bir şey kesiliyorsa kestiğinizin yarısı kadar orta noktasının kaydığını, azaldığını, tersten düşünüp ne kadar kaymışsa iki katı kadar kesmişizdir ya da eklemişizdir. Ondan sonra ben ne kadar talihsizim ifadesinin önemini ve en son olarak da bu kurbağadır. Ondan sonra bu odun kesme ya da zincir bağlama, o tip sorularda da çok dikkatli olmanız gerektiği tavsiyelerinde bulunuyorum. İnşallah hayırlı olmuştur. Kolay gelsin diyorum.